çiğ süte gelen zamlardan sonra biliyorsunuz peynir fiyatları aldı başını gitti. Geçtiğimiz günlerde pazardaki bir şarküteride bile yaptığımız röportajda aslında peynir fiyatlarının neredeyse %50 arttığını görmüştünüz sizler. Ancak şu anda Ödemiş'te Halkın Marketi Otamış'tayız. Ve baştan bu yana biliyorsunuz bu marketin iddiası şuydu. Belki de ilçe içerisinde en ucuza bulabileceğiniz kooperatiften alınan ürünler en uygun fiyata halka takdim ediliyordu. İşte zamlar buraya da geldi ancak Halkın Marketi Otamış'ta fiyatlar dışarıdaki kadar pahalı değil. Sevgili Osman, gösterelim mi bir peynir fiyatlarını? Örneğin beyaz peynir 61, diyet peyniri 47, tulum peyniri 79 ki bazı yerlerde biz bunları 90'a 100'e bile gördük. Teneke tulum 68,5, inek tulum 62,5, olgunlaştırılmış tulum 60,5, tam yağlı salamura peyniri 62,5, 58,50, 60, 38, 22, 25 olarak devam ediyor. Sadece peynirlerde değil efendim, aslında burada zeytinlerde ve et ürünlerinde de aynı indirimi bulabiliyorsunuz. Öncelikle efendim biliyorsunuz dana kuşbaşı artık kasaplarda 100 liraya dayandı. En son 60'ta bırakmıştım ben et fiyatını. Birden 100'e fırladı ama burada 85 liraya bulabilirsiniz sizler. Aynı zamanda Halkın Marketi Otamış'ta köfte çeşitlerini, Adana çeşitlerini ve diğer et çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada tavuk da var efendim. Bu kadar değil indirim. Aynı zamanda bakliyat ürünleri de uygun fiyat. Geçtiğimizde yine yaptığımız bir röportajda mercimeğin ve fasulyenin fiyatları 27,5'a çıkmıştı ki o da indirimli bir fiyat ama burada sizler Halkın Marketi Otamış'ta mesela kuru fasulyenin kilosunu 23,50'ye alabilirsiniz. Bu da yine aynı şekilde uygun fiyat. Osman, burada neler var başka söyleyeyim mi sana? Bir markette bulabileceğiniz aslında her şey var. Hem atıştırmalıklar, hem farklı organik ürünler var. Süt ürünleri var, meşrubat ürünleri var, reçeli, balığı, yağı, tuzu, yani aklınıza gelebilecek bütün market ürünlerini sizler burada bulabiliyorsunuz. Ve gelelim günlük süte. Onu söylemeyi unutuyordum. Günlük süt biliyorsunuz üreticide 4,70, kutulanmış hali markette 15, mandralarda çiğ sütün kilosu 7,5 ama burada kaç alıyorsunuz efendim sütü? 6,5 alıyorsunuz. Hemen onu da söylemiş olalım. Burası Halkın Marketi. Burası sizin marketiniz. Ödemiş Belediyesi'ne verdiği bu güzel hizmetten dolayı aynı zamanda buraya katkı sağlayan bütün kooperatiflerimize de bizler teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bu zor günler yaşadığımız zamanlarda özellikle gıda artışlarında bu fahiş fiyatlarda birazcık olsun kesenizi düşünüyor iseniz, biraz daha indirimlisini almak istiyorsanız Halkın Marketi Ödemiş, Ödemiş'te, Eski Garaj'da ve Otamış bütün Ödemişleri, aynı zamanda buraya ziyarete gelenleri, herkesi bekliyor efendim. Beyefendi, Otamış'a geldiniz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar diğer marketlere göre bayağı aşağıda olan rakamlar var. Fakat ürün yelpazeleri geniş değil. Bunun için artırılmalı mı ya da alım satımlarındaki buradaki personel yetersizliği ya da hizmet yetersizliği sebebiyle olabilir belki ama bayağı da rağbet var. Ne olmalı ekstradan? İnsanlar ürün yelpazeleri fazla olunca oraya gerek kalmayabilir. Tam insanlar şu anki ekonomi şartlarda 1 liranın hesabını yapıyor. 1 liranın hesabını yaptığı zaman yere 1 lira düştüğü zaman bile o 1 liraya bakıyoruz arkasından. Onun için ürün yelpazeleri genişlemeli ve artık personelle mi ya da idare kısmı da mı kalifiye elemanlar bulunmalı. En büyük zaten kalifiye eleman.